Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin dönemsel olarak en yüksek oyu alanları, en düşük oyu alan. Şöyle, yani grafik böyle gidiyor zaten. Bir dönem geliyor Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi gücüne güç katıyor. Bir dönem geliyor Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptığı yanlış muhalefet noktasından faydalanıp ya da iktidardaki, hükümetteki durumundan faydalanıp bir anda güç elde edip Ulusal Birlik Partisi geliyor. Geldiği zaman gitmek bilmiyor biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi. Yeter ki orayı kontrol etsin. Bundan kimse gücenmesin valla. Bu bir siyasi tahlil tamamen. Çünkü koltuğuna sıkı sıkı yapışıyor ve bırakmamak için de veremeyeceği hiçbir taviz yok. Ve her türlü taviz veriliyor, o koltukta kalınıyor. Ulusal Birlik Partisi de uzun yıllar hükümette kalabiliyor. Girin Google'a araştırmasını yapın. Bu ülkede en fazla hükümette kalmış parti hangi parti diye, Ulusal Birlik Partisi diye çıkacak zaten. Şimdi buna alışığız. Yapı çok genişledi. İşte o neonlar yanıyor sürekli bir şekilde ama içinde hiçbir şey yok baksanız. İdeoloji yok. İnsandan bahsetmiyorum bu arada, kafa sayısından bahsetmiyorum. İdeoloji yok, siyaset yok, hiçbir şey yok. Bir plan yok, program yok, ortaya bir proje koyamıyor, örgütlenemiyor, onu bilmiyor zaten. Çünkü dert o değil falan, böyle bir kopyalar türedi.